Bilgi TV izle, bilgi sahibi ol. Merhaba Tufan. Merhabalar, ben Baran. Baran, son yaptığımız videoyu hatırlıyorsun. Evet. Yatırımcı sunumu. Aynen. Yatırımcı öyle. Sunumuna gelirken de daha önce hep konuşmuşlar. İş modeli, iş planı, yatırımcı sunumu. Peki bir sorum var benim sana. Yatırımcıya sadece para için mi ihtiyacın var? Para verseler faydalı olur tabii ki. Değil mi? Yani sonuçta yatırımcı kimliğinde bir para verme, bir şeye yatırım yapma, bir şey bekleme şeyi var. Ama sadece parası olan adamı mı arıyorum ben? Şeklinde alayım soruyu. Şöyle söyleyeyim, eğer iş modeli açısından bakıyorum ben. Yatırımcının iş modelinde çok fazla bir yeri yok. Yani iş modelinde yatırımcı diye bir parça yok. O yüzden yatırımcıyı ama benim iş modelimde bir yerde kurgulamam lazım. Şimdi soru şu. Eğer sadece parasını alıyorsam, ki ihtiyacım olabilir, o zaman ben bunu nereye kurgulayacağım? O parayı iş modeline bir şekilde göstermem lazım. Gösterdiğim iş modelin karşısında bir müşteri ve bir değer önerisi olması lazım. Hı hı. O zaman ben yatırımcıyı sponsorluk pozisyonunda bir müşteri olarak konumlandırıyorum ve ona belli bir değer sunuyorum bu aldığım paranın karşılığında. Yatırımcıyı koyabileceğim başka bir yer daha var. O da işin en sol tarafındaki ortaklar. Çünkü müşterinin arka tarafında, tiyatronun arka tarafında direkt aynı olarak olan ortaklar. Sahne arkası. Esasında evet. Yatırımcımı ben ortak olarak da konumlandırabiliyorsam ve ortağım benim temel kaynaklarımda bana neleri ekstradan kattığını bilebiliyorsam, o zaman adamın hem parasını, hem tecrübesini, hem kaynaklarını kullanabiliyorsam, o zaman çok güzel bir noktaya varmışım demektir. O zaman başarılı bir yatırımcı buldum. Evet. Yatırımcı bulma işlemini yaptım. Evet, doğru. Çok doğru bir iş yaptım demektir. Aslında buna bir ilginç örneğim var benim. Bir çalışmakta olduğum eskiden bir Amerikan fon firması vardı. Bulgaristan'da çok güzel, çok büyük bir arazileri var. Projeler vesaireler hazır, mixed use bir proje yapacaklar ama bir ortak arıyorlar. Bu işi daha önce yapmış birisinden ortak olmak istiyorlar. Hı. Sadece para değil dertleri. Aslında aynı yere geliyor. Çok güzel bir örnek. Ben bu konuyu kafamda tartışmaya başlatan nokta bir etkinlikti. O etkinlikte bir teknoloji firmasının CEO'su konuşuyordu. Ve görüntü işleme teknolojilerinde çalışıyorlar. Polise, orduya, diğer güvenlik güçlerine görüntü işleme konusunda çok büyük işler yapıyorlar. Ve bir gün onları biri alıyor, Amerika'ya götürüyor ve yatırımcılarla tanıştırıyor. Yatırımcıya gidiyorlar. Yatırımcı diyor ki, ha çok güzelmiş, bunu Facebook'ta uygulamaya başlayacağın zaman bana gelin. Onlar bir anda kızıyorlar. Ya benim yani top secret bir sürü proje yapıyorum. Facebook'tan bana ne diyorlar? Facebook'tan bana ne? Ama o laf biraz kalıyor. Ondan sonra bir bakıyorlar ki Facebook'la kullanılabilir bir görüntü tanıma şeyi haline getirebilirlerse oradaki pazar o kadar büyük ki ve peynir ekmek gibi hiçbir efor sarf etmeden o kadar güzel bu işi yapabilecekler ki ve yatırımcının Facebook'la ilgili şeyler yapan o kadar büyük bir portföyü var ki bir anda ilk müşteri olarak sokabilecekler. O zaman işler rayına oturmaya başlıyor. Hı hı. Onların o anda görmediği veya erişemediği bir noktaya yatırımcının odağı orada. O eriştirmek istiyor. Diyor ki benim bildiğim şeyle sizin bildiğiniz şey, yaptığınız şey o kadar güzel oturuyor ki burada diyor. Buradan çok güzel para kazanırız diyor. Hem ben çok güzel para kazanırım hem de siz çok güzel para kazanırsınız. Ama siz Facebook'a girmiyorsanız ben size para vermem diyor. Çünkü benim dünyam orası diyor. Orada işte o yatırımcıyı aynı zamanda bir ortak olarak konumlandırma şansı var. Senin bilmediğin bir şeyi sana gösteriyor. Senin ulaşamayacağın yeni kaynakları sana ulaştırıyor. Ekibinin bir parçası oluyor. Ekibinin bir parçası oluyor. Yani o yatırımcıların nihayetinde bir kurulda bir sandalye isteyecektir. Evet. Evet. O sandalyenin de içini doldurmak isteyecektir yatırımcı. Yatırımcı da en fazla faydayı sağlayabileceği şirketler nelerdir? Kurulunda oturup gerçekten şirketin geleceğine katkı sağlayabilen adamlar. Facebook'un kurulunda Mark Anderson hala oturuyor. Adam yatırımcı. Ama evet. Evet. Aynı zamanda orada bir yön gösterme yetisine sahip olan bir insan. O zaman şöyle diyebilir miyim? Girişimci olarak yatırımcı aramaya çıktığımda ne aradığımı çok iyi belirlemem lazım. Evet. Evet. Tamam. Başta belki ilk sırada para. Hı hı. Ama onun altında neler olursa ben hayatımı daha kolaylaştırırım, işimi daha güzel yaparım, daha hızlı başarıya ulaşırım. Kesinlikle. Ben bunu çok kolay bir şekilde gene iş modelleme bakış açısıyla yaklaşıyorum. Ben yatırımcının parasını mı alacağım? O zaman yatırımcım müşteridir ve karşısına bir değer önerisi koymam lazım. O bir sponsor müşteridir. Hı hı. Karşısına bir değer önerisi. O zaman değer önerisi çalışması yapmam lazım. O adamın dertlerini anlamam lazım. Eğer ben yatırımcıyı bir ortak olarak konumlandırıyorsam, paradan daha fazla şeyler almak istiyorsam, o zaman ben iş modelimin temel kaynaklar ve biraz temel aktiviteler tarafında değer önerim için eksikliklerini bulup orayı dolduracak yatırımcı kim? Yani biraz daha tersten giderek orayı dolduracak yatırımcı kim diye yatırımcıları benim seçmem lazım. Güzel bir yaklaşım. Benim belirlemem lazım. Burada bir örnek şu. Benzer bir işteyim. Daha önce bu işlere yatırım yapmış yatırımcılar nelerdir? Hı hı.
onlarla direkt olarak temasa geçebilirsin. Ve orada esasında girişimcinin verebileceği çok güzel bir mesaj da var. Diyor ki ben size geliyorum çünkü sizin daha önce yaptığınız yatırımlarla benim aramdaki sinerjileri görüyorum. Sizin tecrübenizin bana çok daha büyük şeyler katacağını düşünüyorum. Ben şu anda ilk 5x büyüme planlıyorum. Ama sizle beraber bunu 15x'e çıkabileceğini görüyorum. O bir önceki videoda bahsettiğimiz yatırımcı sunumundaki mesaj değişiyor. Hikaye evet. Değişiyor. Önemli olan hikaye çünkü. Doğru. Hikaye değişiyor. Ona göre uygulanıyor. Aynen. Yani benim bakış açısından yatırımcı gerçekten müşteri olarak göreceğimiz değil, ortak olarak görmemiz gereken bir varlık. Değerlere sahip olması gereken bir evet. Varlık. Yani ama bazı noktalarda müşteri olarak göreceğimiz insanlar da olabilir, şirketler de olabilir. Ve onlara yatırımcı demeyi sevmiyorum. Ben onlara sponsor demeyi seviyorum. Gerçekten bazı girişimlerin sponsorlara ihtiyacı var. Onlar ilk müşteriler olabilir vesaire. Bazı örneği, bir örneği geçenlerde bir sürü bu yapay zeka ile ilgili bir şeyler okudum ve şu anda yapay zeka daha çok Ar-Ge safhasında olan bir iş ve bütün firmaların bir yatırımcısı var. O yatırımcı ilk müşterileri. Para vermişler, ciddi paralar vermişler ama aynı zamanda o şirketin yaptıklarını kullanıyorlar. Benim sorumlu çöz diye vermiş parayı. Aynen öyle. Ona yatırımcı mı diyeceğiz ve ona sponsor ve müşteri demeyi tercih ederim. Daha güzel. Evet, güzel bir yaklaşım. Sevdim bunu. İlk defa. Çok da güzel toparlıyor. Yani evet, hem iş modellemeyi toparlıyor. İş planıyla iş modelini zaten yatırımcı sunumunda belirlemiştik. Hı hı. Bu da onların iş modelindeki ve iş planındaki etkilerini gösterdi bize. Güzel bir bağlama noktası. Dediğim gibi daha önceki videoda esasında bunlar yatırımcı sunumu ve yatırımcı kimliği çok güzel analojiler. Evet. Bizim stratejimizi ve vizyonumuzu oluşturmak için kullanabileceğimiz. Sunumda ne olması lazım? Benim yatırımcım neye benziyor? Onun etrafında işi kurgulamak için, o analojileri kurgulamak için bir şey yaptığım zaman esasında İşimi başarıya götürüyorum. Bence çok güzel bağladık. Kahveyi hak ettim gibi geliyor. Bence. Çok güzel bir kahve içelim şimdi. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınızı, sorularınızı, önerilerinizi bekliyoruz. Hepsini değerlendirmek istiyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Lütfen kanalımıza abone olun. Videodan bir daha girsin abi. En baştan cümleyi bitirdiniz. Videomuzu izlediğiniz için. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı, önerilerinizi bekliyoruz. Hepsini tekrar özenle bekliyoruz. Çünkü onların hepsini ele almak istiyoruz. Kanalımıza lütfen abone olun. Bildiğiniz gibi Twitter'da plan mı model mi hashtagini de takip ediyoruz. Abone olun ve yorumlarınızı YouTube'dan lütfen bize yazın. Ama hashtag'ten de yorumlarınızı yapmaktan çekinmeyin lütfen. Teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiysen hemen abone ol, bize yorumlarını ilet.